köylerde kapalı durumdaki 1500 tane evet, köy okulunu köy yaşam merkezi haline çevirdiniz. Çok güzel bir proje. Ben çok gerçekten üzerinde durmak istediğim bir proje. Neyi hedefliyoruz köy yaşam merkezleriyle? Bu çok önemli ve çok güzel projesinde söylediğiniz gibi. Ben Sayın Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'e teşekkür etmek istiyorum. Neden? Bu projeyi hayata geçirdiği, uyguladığı için elbette, ama onun ötesinde de projenin başlangıcını Samsun'dan verdiği ve Samsun büyük başlangıçların şehri diyerek bütün Türkiye çapında devam edecek, bütün köy okullarına yayılacak bu önemli ve dev projenin ilk adımını bu şehirden attığı için teşekkür ediyorum. Burada biliyorsunuz atıl kalmış köy okulları vardı. Hem köyde artık eskisi kadar bir öğrenci nüfusu olmadığı için hem farklı nedenlerle kapatılmış köy okulları. Bu okulların şimdi köy yaşam merkezlerine dönüşerek yeniden hayat bulması, hafızalardaki yerinin tazelenmesi ve kimi zaman çocuklar için, kimi zaman belki anaokulu sınıflarıyla daha küçük yaştakiler için, okul öncesi eğitim için. Fakat kimi zaman da o köyde yaşayan, o mahallede yaşayan yetişkinler için halk eğitim merkezlerine, işte ana sınıflarına, gençlik kamplarına, köy konaklarına. Biz şöyle yapıyoruz, Samsun'da öyle yaptık. İl Milli Eğitim Müdürümüz de, Sayın Valimiz, belediye başkanlarımız hep birlikte koordine ediyoruz bu konuyu. Önce orada yaşayan insanlara sorduk. Sizin neye ihtiyacınız var? Ve onların ihtiyaçları doğrultusunda da bu okulları yeniliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu kez hem Tarım Bakanımız hem Milli Eğitim Bakanımızla birlikte şehrimizde olacağız. Çünkü tarım temalı. Yani o bölgede yaşayanlara yeni tarım tekniklerinin öğretildiği, onlarla yeni yöntemlerin denendiği ve bu anlamda hem mahalleye ama onun ötesine de şehre değer katan çocuklarla tecrübeli isimleri bir arada buluşturduğumuz çok güzel çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah iki bakanımızla da önümüzdeki günlerde onun açılışını gerçekleştireceğiz. İnşallah benim üzerine durduğum kadar varmış. Çok muazzam bir proje. Çok. Evet.